İletişim tekniği sorusuyla devam ediyoruz. FPT eşittir sinüs 2 pi 10 üzeri 3T olarak verilmiş. Verilen modülatör devresinde FMT'yi yazın ve ölçekli olarak çizin. Modülasyon indisini bulunuz. Modülasyon verimini hesaplayınız. Modülasyon indisinin hangi değerinde modülasyon verimi en yüksek olur? Bu durumda en yüksek modülasyon verimi kaçtır? Bunları bulmayla ilgili soru. Bu sorularda ilk önce bazı formüllerde kullanacağımız katsayıları bulmamız lazım. A2 olarak verilmiş. A0 üssü buradaydı. 2 olarak verilmiş genlik. Ve burada da 1. FBT'nin genliği. Bunu bu formülde yerine koyarak FMT'yi bulmaya çalışıyoruz. FMT'de yazınca A0 üssü 2 idi. A'da 2 idi. Şu şekilde bir ifade ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir kolaylık var. Modülasyon indisini bulurken A ifadesini yalnız bırakmamız yetiyor. Dolayısıyla bunu 2'ye bölerek 4, dışarıda 4 bırakıyoruz ve 4 parantezinde 1 artı 0,5 sinüs 2 pi 10 üzeri 3T çarpı kosinüs 2 pi 10 üzeri 4T oluyor. Bu 0,5 bizim modülasyon indisimizi veriyor aslında. Fakat ifadeyi bu şekilde bırakamıyoruz. Bunu daha düzgün bir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla dağıtıyoruz 4'ü. 4 çarpı 1 çarpı kosinüs 2 pi 10 üzeri 4 artı 4 çarpı 0,5 sinüs 2 pi 10 üzeri 3t çarpı kosinüs 2 pi 10 üzeri 4t yazıyoruz. Burada sinüs çarpı kosinüs durumu var. Bunu toplama çevirmemiz lazım çarpımdan. FMT eşittir 4 kosinüs 2 pi 10 üzeri 4t artı bunu çevirince trigonometrik durumdan 2 sinüs 2 pi t parantez içinde 10 üzeri 4 eksi 10 üzeri 3 artı sinüs 2 pi t 10 üzeri 4 artı 10 üzeri 3 geliyor. Şimdi bunu FMF frekans olarak yazarsak buradan 2 çarpı delta f eksi 10 üzeri 4 artı delta f artı 10 üzeri 4 geliyor. Her bir terimden 2 tane terim çıkacak ve 6 terimimiz olacak. Artı buradan sinüsten dolayı 1 bölü 2 j geliyor. Parantez içinde f eksi 10 üzeri 4 artı 10 üzeri 3. Tabi deltamız var. Büyük parantez. Artı delta f. Bu sefer de artı 10 üzeri 4 eksi 10 üzeri 3 şeklinde oluyor. Bir parantezde. Bu parantezi kapatmak için. Bu şekilde ve üçüncü terimimiz olan biraz daha tutarsam. Artı sinüs var gene 1 bölü 2 z. Şöyle gösterelim. 1 bölü 2 z. Parantez açıyoruz. Delta f eksi 10 üzeri 4 eksi 10 üzeri 3 artı delta f artı 10 üzeri 4 artı 10 üzeri 3 şeklinde oluyor. Şimdi bunu bölgesel olarak yazınca frekans domaininde. Şimdi şuradan bakarsak 10 üzeri 4 artı 10 üzeri 3. Burada 11 kHz'imiz var. Eksi 11 kHz frekans. Eksi 10.000 artı 1000. Eksi 9 kHz. Artı 9 kHz. Ve buradan da eksi 10 kHz. Ve artı 10 kHz geliyor. 6 tane vuruş olacak. Büyüklükleri de şöyle. Buradaki 2 değerin vuruşu 2. Diğer 4 tanenin ise 1 bölü 2 j olacak. Şöyle yaparsak 9, 10 ve 11. 10'un vuruşu 2 olacak. Şurasına 2 diyebiliriz. 11 ve 9'a ise 1 bölü 2 j'lik olacak. Aynı şekilde eksi 9, eksi 10, eksi 11'i yazarsak eksi 10 2'lik, eksi 9 1 bölü 2 z'lik ve eksi 11'de 1 bölü 2 z'lik olacak. Yani sorumuzda
ölçekli olarak çizin diyordu ve ama bunu tam ölçek çizmedik fakat bu şekilde çizimi oluyor. Basic'ında modülasyon indisini bulun diyor. Zaten söylemiştik. Burada 1 olarak bırakınca 0,5 oluyordu ama tekrar yazarsak modülasyon indisimiz burada önce a'nın değerine bakıyoruz. Sıfırdan büyük mü, küçük mü? Sıfırdan büyüktür. Burada 2 verilmişti. Öyleyse fbt min bölü a mutlak değer. Fbt'nin mini 1'di. Yani neydi? 2 eşittir 0,5 oluyor. Devam edelim. Modülasyon verimini hesaplayın diyor. Modülasyon verimini yine formülü vardı. Eşittir. 100 çarpı m'in karesi çarpı ortalama değer fbt'nin karesi bölü 1 artı m'in karesi çarpı fbt'nin karesi. Doğru mu diye bakalım. 100 m f kare ante şurası n olacak. Ortalama değerini bulurken bir ifadenin genlik karesinin yarısını alıyorduk. Yani fb'nin genlik karesi 1'in karesi bölü 2'den 0,5 kullanacağız. M'i zaten 0,5 bulmuştuk. 100 çarpı 0,5'in karesi çarpı 0,5 bölü 1 artı 0,5'in karesi çarpı 0,5. Bunu da %5,8 5,88 olarak bulduk. Önceki çözümde. D şıkkına bakıyoruz. Modülasyon indisinin hangi değerine modülasyon verimi en yüksek olur? Bu durumda en yüksek modülasyon verimi kaçtır şeklinde. M'in 1 olduğu değerde modülasyon verimimiz maksimum oluyordu. 1'i geçtiğinde ise zaten aşırı modülasyon oluyordu. Aşırı modülasyon durumuna fbt min veya max'a bakıyorduk. A'nın sıfırdan büyük veya küçük olma durumuna göre. Şimdi burada m eşittir 1 dedik. Buna göre yazacağız şu denklemimizi. 100 çarpı yani yüzde denklemimizi, verim denklemimizi. 1'in karesi çarpı 0,5 bölü 1 artı 1'in karesi çarpı 0,5. Bu da %33,3 oluyor. Yaklaşık olarak. Aslında bu birçok şeyi kapsayan bir modülasyon sorusu. Dikkat edersek en çok zorlayacak kısım şuradaki trigonometrik açılımı düzgün olarak yapmak. Düzgün olarak yaptığımızda frekans domenine geçerek çiziyoruz. Diğer istenen ifadeler zaten bir formülle çıkarılabiliyor.